açık bir şekilde Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan CHP'li belediyeleri parasız bırakacaklarını açıkladı. Keza bu sokak hayvanlarını öldürmek yasasını da meclise sürerek CHP'yi sıkıştırmaya çalışıyor. Halkla karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Şimdi Sayın Erdoğan'ın sözünde önemli bir ifade var. Diyor ki borçlu CHP'li belediyelerin borçlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı marifetiyle kaynağında keseceğiz diyor. Bu kaynağında sözü önemli. Burada ne kastediyor ve nasıl uygulanacak? Ben o konuda biraz Evet. bilgi vermek istiyorum. Şimdi Türkiye'de anayasaya ve yasaya göre genel bütçe vergi gelirleri toplamından il özel idarelerine ve belediyelere pay aktarılır. Bu belediyelerin yasal hakkıdır. Ve bunu Hazine ve Maliye Bakanlığı belediyelere öder. Şöyle kısaca size bir hatırlatayım. 5779 sayılı il özel idareleri ve idarelerine ve belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkında kanun. Bu Peki, kanuna göre evet. Türkiye'nin bütçedeki toplam vergi gelirlerinin %1,5'u büyükşehir belediyesi olmayan il belediyelerine ve ilçelerine. %4,5'u ki büyük bir rakamdır. Büyükşehir belediyelerine ve büyükşehir belediye ilçelerine ve 1/5'i de il özel idarelerine verilir. Şimdi benim anladığım Sayın Erdoğan bu payları keseceğiz diyor borçlarınıza karşılık. Evet. Eğer bu payları bu payları keserse Maliye Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığı belediyeler çok önemli bir kaynaktan mahrum kalırlar. Bu tarafı itibariyle bakmak lazım. Aslında bugüne kadar belediyeler borçlu da olsa, borçsuz da olsa kanunun emrettiği bu paylar ödenirdi belediyelere. Bundan sonra ödemeyebilirler. Bu önemli bir krize yol açabilir. Bugüne kadar AK Partili belediyelerden tahsil edilmemiş borçları o belediyeleri CHP kazanınca tahsil etmeye kalkmak da devletin objektif yönetilmesine aykırı bir kural ihlalidir diye söylemek lazım. Bu nedir amacı? CHP'li belediyeleri halkın çok memnun olduğu için bir kez daha seçtiği veya AK Parti'den CHP'lilere geçirdiği belediyelerde hizmet yürüyemesin. İşte sosyal yardımlar yapılamasın, altyapı yatırımları yapılamasın, metrolar yapılamasın diye bir düşüncenin ifadesi bu. Çünkü şu çok açık görülüyor ki bu 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra CHP yerel seçim başarıları üzerinden genel iktidara doğru yürüyor. Önümüzde genel seçimi kazanma beklentisi çok yüksek. Sayın Erdoğan belediyeleri ezerek, zor duruma düşerek, devlet gücüyle parasız bırakarak bu başarıyı gölgelemek ve genel seçimleri yeniden kazanmanın hesabını yapıyor diyebiliriz. Peki, teşekkür ederim ilk tur için. Şimdi biraz önceki o kim kime bu, ne dedi bölümünü bir alalım ekrana. Yönetmenimden rica edeyim. Biz en borçlu 5 belediye AK Parti'den devraldığımız 5 belediye diyor CHP lideri Özgür Özel. Vedat Işıkhan tam tersini söylüyor. En borçlu belediyeler Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ve Beyoğlu diyor. Şimdi hayır, bu değil, diğeri borçlu belediyeleri söylüyor Vedat Işıkhan ve CHP lideri Özgür Özel. Onu istedim. Bursa'yı söylüyor. İşte Balıkesir'i söylüyor. Evet, aynen. Sakarya, Ordu, Balıkesir, Denizli'yi sayıyor. 14 milyar 699 milyon son Sayıştay raporunu işaret ediyor. SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediye ise Vedat Işıkhan tarafından Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ve Şişli olarak işaret ediliyor. Şimdi bir size sormak isterim. Ortada bir Sayıştay raporu da var Sayın Yücetürk. Burası Türkiye, gündem çok hızlı değişiyor. Siyaset sertleşiyor. Bu borçlar üzerinden iktidar biraz da muhalefetin, CHP'nin boğazını sıkarak hizmet edemez hale mi getirmek istiyor? Siz nasıl okuyorsunuz bu fotoğrafı? Valla iktidarın tabii bu Sayıştay raporlarına bu kadar önem vermesi sevindirici bir şey. Çünkü biz Sayın Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'la birlikte yaklaşık olarak bu Sayıştay raporları üzerinde 50'ye yakın suç duyurusunda bulunduk. Niye? Bu 50 suç duyurusunun içeriğinde Sayıştay'ın Türkiye'deki ilgili kurumlar, bakanlıklarla ilgili yapmış olduğu incelemeler sonucunda kamu zararı tespit ettiği, hatta oradaki görevlerin ihmalini tespit ettiği ve bunun ciddi anlamda devleti zarara uğrattığına dair raporlara dayanarak biz bu suç duyurularını yaptık. Ve maalesef bugüne kadar bu suç duyurularımızdan hiçbir sonuç alamadık. Ama biz bunu yapmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Tabii sebebi şu, sonuçta biz
tarihe bir şart düşüyoruz. Bir gün iktidar değişir, gelen iktidar bunun hesabını sorar diye. Şimdi bu Sayıştay raporlarına bu kadar önem veren iktidar bunların hiçbirini görmezden gelip bugün işte belediyelerin SGK borçları üzerinden böyle bir atak yapmasının sebebi çok açık. Yani düne kadar bu belediyeleri işte Cumhuriyet Halk Partisi yönetmiyordu. Kim yönetiyordu? AKP yönetiyordu. Peki AKP yönetirken AKP'nin aklına Sayıştay raporları gelmiş midir? Gelmemiştir. Çünkü dün de bu belediyelerin aynı sorunları vardı. Yani İstanbul, Ankara gibi bütün belediyeler bizim tarafımızdan bugün alınmış bu borçlar bizim tarafımızdan yapılmış borçlar değil. Kimin tarafından yapılmış? 2019 seçimlerinden önce bu belediyeleri yöneten AKP'li belediye başkanları tarafından yapılmış. Ama bugün yapılan şey çok açık. İşte Fikret Bey de söyledi, diğer konuşmacılar da söylediler. Burada AKP bir yerde düğmeye bastı ve bu düğmeye basmasının temel sebebi hem bir noktada seçimlere hazırlık, bir noktada belediyeleri başarısız göstermek ve önümüzdeki dönemde halka, yani siz bu adamlara belediyeleri verdiniz ama bakın yönetemediler. İşte bunlar beceriksiz. 1989 seçimlerine giderken işte rahmetli Özal'ın o meşhur belediye başkanlarının elini kolunu bağladığı o fotoğraf hepimizin zihinlerinde. Şimdi Sayın Erdoğan bunu bir fotoğraftan, bir karikatürden öteye taşıyıp bunu doğrudan yaşama geçirmeye çalışıyor. Tabii aslında bu 31 Mart seçimlerinden sonra bir takım siyasal iletişimciler, işte siyasetçiler, gazeteciler şunu söylüyorlardı. İşte Erdoğan değişmek zorunda. Biz de diyorduk ki hayır, Erdoğan değişmez. Erdoğan bugüne kadar ne yaptıysa bundan sonra da aynı bildiklerini yapmaya devam edecektir diye. Sadece 31 Mart'ın vermiş olduğu şoktan kurtulması için bir süre, bir zaman kazanması gerekiyordu. İşte bu yumuşama, normalleşme adı altında bu zaman kazanıldı. Ama bir süre geçtikten sonra yeniden Erdoğan kendine geldi ve yeniden o tabanını konsolide etmek, tabanı kutuplaştırmak, o kutuplaştırıcı dil üzerinden siyasetini devam ettirmek istiyor. Ama aynı zamanda CHP'li belediyeleri de başarısız göstermek için elinden geleni yapacak. Ama tabii bunun bir sonuç alma, bundan bir sonuç çıkma ihtimali var mı? Vallahi 2019'da belediyeleri kazandık. Belki bu kadar belediye kazanmadık. Ama sembol olarak söyleyeyim. İşte İstanbul Belediyesi, evet. Adana Belediyesi, Ankara Belediyesi, Mersin Belediyesi gibi belediyeleri kazandı Cumhuriyet Halk Partisi. Buralarda da Sayın Erdoğan ve AKP iktidarı bu belediyeleri çalıştırmamak için her türlü şeyi yaptı. Ne yaptı? Projelerini onaylamadı. Kredi almalarına izin vermedi. Belediye meclislerinde çoğunlukları vardı. Her kararı veto evet. ettiler. Hatta Türkiye'de enerji fiyatları bu kadar artmışken, hani o Covid döneminde belediyelerin gelirleri azalmışken, belediyenin ulaşma ve sulara su için yapacağı zamları bile engellemeye çalıştılar. Hepimiz hatırlıyoruz. Ve dönüp işte kendi belediyeleri zam yaparken Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bunu istedi diye halka şikayet ettiler. Ama halk bunları dinledi mi? Hayır, halk her şeyin farkında. Halk her şeyi görüyor. Bunların bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Sonuçta bunu yapacaklar ama bunu yaparken de bence muhalefetin gözden uzak tutmaması gereken şey şu: Erdoğan değişmez. Erdoğan bildiklerini yapmaya devam eder. Biz 22 yıldır Erdoğan'ı artık tanıdık. Hepimiz birer Erdoğan uzmanı olduk. O nedenle iyi niyetli çabaların, böyle iyi niyetli yaklaşımların çok bir sonuç alacağını ve sonuç doğuracağını düşünmüyorum. O yüzden muhalefet iktidara bakmadan kendi işini, kendi doğrularını söylemeye devam etmesi gerekir.